Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arya yayınları matematik akıllı defterde güçlendiren soruları çözeceğiz. Arkadaşlar sorulara geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet birinci soruya bakalım. Bir cep telefonu operatörü aylık alınan internet paketleri ile ilgili bir hediye kampanyası yapmıştır. Aylık 3 GB internet paketi bulunan bir kişi yukarıdaki kampanyalardan herhangi birine katılarak en fazla kaç GB hediye alabilir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle birinci pakete bakalım. Şöyle birinci paket diyorum. İnternet paketini 2 ile çarpıp üzerine 2 GB ekliyoruz. O halde başlangıçta 3 GB internet paketim vardı. O halde 3'ü 2 ile çarpıyorum 6. 6 GB oldu. Bunun üzerine 2 GB ekliyorum. O halde 6 artı 2 Son olarak 8 GB interneti oldu. Peki başlangıçta 3 vardı. 8'den 3'ü çıkarıyorum bakın. 5 GB hediye geldi diyoruz. Buradan 5 GB geldi. Peki ikinci pakete bakıyorum. İkinci hediye kampanyasına bakalım. İnternet paketine 2 GB ekliyoruz. O halde 3'e 2 ekledim. 5 GB internetimiz oldu. Daha sonra bunu 2 ile çarpıyorum. 5'i 2 ile çarpalım. 10 GB internetimiz oldu. Başlangıçta 3 vardı. Ondan 3'ü çıkardım. 7 GB hediye geldi diyorum. Bizden en fazla kaç GB hediye gelebilir demişti. Arkadaşlar bakın 7 GB en fazla hediye gelir diyoruz. Evet temizleyerek geçelim ikinci sorumuzu. Evet ikinci soruya devam ediyorum. Bir sakız fabrikasının paketleme servisiyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Her bir paketin içine bir deste sakız konulur. 10 deste sakız paketi bir koliye doldurulur. 100 deste 100 deste kolye bir kamyonu doldurulur. Her gün paketleme servisinden çıkan bir deste kamyon ile yapılan sevkiyatta kaç adet sakız olduğunu onun doğal sayı kuvvetiyle nasıl gösterir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle bir pakette Bakın bir pakette bir deste, bir deste sakız var. Bir deste sakız var. Bir deste biliyorsunuz 10 tane. O halde bir pakette 10 tane sakız var diyoruz. Şimdi bir kolide bir kolide şu bu 10 tane sakız arkadaşlar bir deste yaptı ya. Bu destelerden 10 tanesini koyacağız. O halde bir kolide 10 çarpı 10 toplamda 100 tane sakız vardır. Bakın burası çok önemli. Bir kamyona arkadaşlar. Bir kamyona. Yüz deste yerleştiriyoruz. Yüz deste kole yerleştireceğiz. Şimdi yüz deste demek arkadaşlar neydi benim için? bir destede arkadaşlar. Bir destede de on tane vardı. O halde yüz deste de. Yüz çarpı deste 10 demekti. 10 çarpı ve her bir kolide de 100 tane sakız vardı. Bakın bu kadar sakız yerleştirmiş olur. Yani 100 çarpı 10 çarpı 100 sakız yerleştirildi. Ve bir kamyon arkadaşlar bir deste bir deste kamyon yola çıkıyor her gün. O halde bir deste kamyon ne olur? Bir deste kamyon 1 deste 10 demekti. O halde bunlar ne yapacağım? Bakın 100 çarpı 10 çarpı 100'ü 1 de 10 ile çarptığımı düşünüyorum. O halde ne oluyor? Bakın bak 100'ü yani 1'in yanında kaç tane 0 olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0 olacak. Evet yani 1 milyon tane sakız ne oluyor arkadaşlar? Sevk ediliyor. 1 milyonu ben peki nasıl yazıyorum? 1 milyon demek bizim için onun 6. kuvveti şeklinde gösteririz. Evet 10 üstü 6 bizim sorumuzun doğru cevabı olur diyorum. Evet, devam ediyorum temizleyerek geçiyorum 3. sorumuza. 3. soruya baktığımız zaman yukarıda yukarıdaki tabloda 4 farklı takımın yaptığı maçların istatistikleri verilmiştir. Her bir galibiyeti için 3 puan her bir beraberlik için ise bir puan verildiğine göre en yüksek puanı hangi takım almıştır ve kaç puan almıştır diye soruyor. Arkadaşlar bunun B şıkkı da aynı şekilde bu soruyla ilgili olduğu için şöyle düşünüyorum. Şöyle biraz büyütelim. İkisini beraber değerlendirelim. Evet şöyle iki soruyu beraber çözelim. Öncelikle arkadaşlar A şıkkına bakıyorum. En yüksek puanı bulmak istiyorum. O halde K takımından başlarsam. Galibiyet için 3 puan alıyor. Beraber için 1 puan alıyor. K takımı diyorum. Evet. Galibiyeti 8 tane arkadaşlar. 8 çarpı 3 artı beraberlik 3 tane. O halde 3 çarpı 1. 8 kere 3 24 artı 3 kere 1 3. Toplarsam 27 puan var. L takımına bakıyorum. Galibiyeti 7. 7 çarpı 3 artı beraberlik 1. 1 çarpı 1. O halde 7 kere 3 21 artı 1'den 22 puan vardır. M takımına bakarsam 7 galibiyet var. 7 çarpı 3 artı beraberlik yok arkadaşlar. O halde bunu 0 olarak değerlendirebiliriz. 7 kere 3 21 puanı vardır diyorum. Son olarak N takımına baktığımız zaman da 5 tane galibiyeti var. 5 çarpı 3 artı 6 beraberlik 6 çarpı 1. 5 kere 3 15 artı 6 kere 1 6 topladım 21 puanı var. Bakın M ve N birbirine eşit oldu. Benden arkadaşlar en yüksek puanı istemişti. O halde en yüksek puan K takımının olur ve K takımının 27 puanı vardır diyorum. Şimdi B şıkkına baktığımız zaman L ve M takımları birer galibiyet daha alırsa sıralama da hangi takımlar yer değiştir diyor. Arkadaşlar öncelikle şu sıralamayı yazalım. Sıralamaya baktığımız zaman 27 birinci arkadaşlar K takımı. ikinci 22 puana L. Üçüncü ve dördüncü. Bakın her ikisinde 21 er puan var. O halde buraya M ne? Pardon. Üçüncü M. Dördüncü N diyebilirim veya birinci K İkinci L, M ve N birbirine eşit olduğu için üçüncüye N, dördüncüye de dördüncüye de M diyebiliriz. Çünkü birbirine eşit olanları var. Evet bizim için arkadaşlar burası önemli. Üç ve dördüncüler yer değiştirecek gibi geliyor. Bakalım L takımı bir tane daha galibiyet alsın. L takımı şu anda 22 puandaydı. Bir galibiyet alırsa puanı 25 puan olur. Bir de M takımı bir galibiyet alsın. M takımı 21 puanı vardı. Bir galibiyet aldı. 3 ile toplarsam 24 puan oldu. Şimdi sıralamaya baktığım zaman L takımı arkadaşlar yine ikinci olacak. Bakın birinci K takımı. ikinci L takımı. Şöyle puanlarımıza yazalım. 27. İkinci L takımının 25 puan oldu. Şimdi arkadaşlar M takımı dikkat ederseniz artık M takımı Üçüncü ile yükseldi çünkü 24 puan var. Son olarak N takımı da dördüncü olarak kaldı. Bakın 21 puan oldu. Yani bunlar maç yapınca arkadaşlar hangi takımlar yer değiştirdi? Şimdi dikkat ederseniz ne demiştik? Biz M takımını dördüncü olarak da kabul edebiliriz demiştik. O halde M takım bir sıra üstte ne yaptı? Üçüncülüğü garantiledi. Üçüncülüğü garantiledi diyoruz. Kim? M takımı için. Yani M takımı bir sıra yukarı çıkmayı garantiledi diyorum. Sorumuzun cevabını. Evet devam ediyorum. Temizleyerek geçiyorum. Dördüncü soruya. Evet dördüncü soruya baktığımız zaman yukarıdaki tabloda dört arkadaşın bir deneme sınavında yaptıkları doğru sayıları verilmiştir. Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde yapılan her doğru cevap için arkadaşlar 4 puan. Kalan dersler 1 puandır. Yalnızca doğru sayıları, doğru cevapları Doğru cevap sayıları dikkate alınarak puanlama yapıldığına göre bu 4 öğrencinin 4 arkadaşın puanlarını bunuz diye söylüyor. Arkadaşlar o halde şöyle düşünüyorum. Türkçe, matematik ve fen 4'er puan getirdiğine göre diğer derslerde birer puan getirdiğine göre bunların doğru sayılarını toplayarak devam etmek istiyorum. Şimdi Mert'ten başlayalım arkadaşlar. Mert diyorum. Ayrı ayrı hesap etmek yerine bakın nasıl yapacağım. Mert Türkçeden 17. Matematikten 13, fenden 18 tane doğru yaptı. O halde 17 artı 13 artı 18. Bakın bunları topluyorum ve Türkçe matematik fen bize 4 puan getiriyordu. 4'e çarpacağım diye düşünüyorum. Artı diğer derslerden de birer puan getiriyordu. Bakın sosyalden 7 artı İngilizce 9 ve dinden 10 tane doğru yaptı. Bunu da 1 ile çarparak ben Mert'in Bu anı hesap ederim. 17, 13 daha 30, 18 daha 48. Yani 48 çarpı 4 artı 7, 9 daha 16, 10 daha 26. 26 çarpı 1 Mert'in puanıdır. 48 ile arkadaşlar 4'ü çarparsak 192 artı 26 Mert'in puanı 218 puan olur diyoruz Mert için. Evet devam ediyorum. İkinci sırada Ali var. Bakalım Ali'nin puanı kaç olacak arkadaşlar? Ali'nin doğru sayıları Türkçe, Matematik ve Fendi 14 artı 15 artı 17 Bunları toplayacağım. 4'e çarpacağım. Artı. Sosyal, İngilizce ve dinde 8, 7 ve 9. 8 artı 7 artı 9. Bunları da 1 ile çarpıyorum. Şimdi 14, 15 ve 17'yi toplarsam arkadaşlar. 14, 15 daha 29, 39, 7 daha 46. 46 çarpı 4 artı. 8, 7 daha 15, 9 daha 24. 24 çarpı 1 gelir. 46 ile 4'ü çarparsam 4 kere 4, Pardon, evet. 4 kere 6. 24 elde var 2. 4 kere 4 16. 2 daha 18. Yani 184. 24 ile 1 çarpıyorum. 24. Toplarsam 8. 8 2 daha 10 elde var. 1. 1. 1 de elde. 2. 208 puan oldum. Evet. Devam ediyorum. Ömer'in puanına bakalım. Ömer diyorum. 18, 12 ve 16. Evet Türkçe matematik ve fende yaptı. 18, 12 ve 16 doğruları var. Bunu 4'e çarparım. Artım. E, sosyalden 9 tane. İngilizce 8 tane ve dinden 10 tane yaptı. Bunu da 1 ile çarparız. 18, 12 daha. 30, 16 daha. 46. Artı. 9, 8 daha 17, 10 daha 27. Şimdi arkadaşlar 46 ile 4'ü bir üste çarpmıştım. 46 ile 4'ü çarparsam 184 diyorum. Artı 27 ile 1'i çarpıyorum 27. 184 ile 27'yi toplarsam 211 puan olur. Ömer'in diyoruz. Evet devam edelim son olarak. Berat'a bakıyorum. Berat'a baktığımız zaman 11, 11, 14. çarpı 4 artı 10, 10 ve 8. Bunları da 1 ile çarparız. 11, arkadaşlar 10, 20, 30, 34, 35, 36. O halde 36 çarpı 4 artı 10, 20, 28. 28 çarpı 4. 36 ile 4'ü çarparsam arkadaşlar 144 puan artı. Pardon 28'i 1'i çarpıyoruz. Evet din İngilizce ve sosyal birer puanda. 28 kere 1 28 toplarsam arkadaşlar 172 puanı olur. Berat'ın diyoruz. Evet 4 arkadaşın puanlarını bu şekliyle bulmuş olduk. Evet temizleyerek geçiyorum 5. soruya. Evet 5. soruya baktığımız zaman arkadaşlar evet güzel bir soru. Biraz dikkat etmemiz gereken bir soru. Evet yukarıda eşitliklerin yukarıdaki eşitliklerin doğru olabilmesi için Sütunların hareket ettiği yönü ve kaç birim hareket ettiğini bulunuz. Arkadaşlar öncelikle bilgiyi bir tık büyüterek okuyalım. Yani şöyle bir tık büyüttüm. Sayılar ve dört işlemi bulunduğu yukarıdaki şekilde yer alan her bir sütun aşağıya ve yukarıya doğru hareket edebilmektedir. Sütunları arkadaşlar aşağı yukarı hareket edebiliyoruz. Yani bunları aşağıya veya yukarı doğru sütunları kaydırabiliyorum. Genişte bir birim olan satırlarda bulunan sayılar ve işlemler ise çözülerek her biri için ayrı bir eşitlik elde edilmektedir. Her bir sütun kendi içinde aşağıya ve yukarıya doğru belirli ölçülerde hareket ettirilip sabitleniyor ve satırlarda yer alan eşitlikler aşağıdaki gibi oluyor. Şimdi arkadaşlar birinci satırda 3. ve 5. sütun boş olduğu için eşitlik yoktur diye söylüyor. İkinci satırda 3. sütun boş olduğu için 5, 6 ve 7. sütunlar için eşitlik 10 bulunur. 3. satır bütün sütunlar doludur ve eşitlik 15 olarak bulunuyor. 4. satır 4, 6 ve 7. sütunlar boş olduğu için 1, 2 ve 3. sütunlar için eşitlik 6 bulunur. Arkadaşlar öncelikle ne yapalım? Şu boş kutuları belirleyelim. Daha sonra diğer sütunları yönergeye göre ayarlayalım. Şimdi şöyle yapıyorum. Şöyle bir dikdörtgenimi arıyorum. Bakın 7 tane sütun olacak şekilde aynı zamanda evet 7 tane sütunluk bir dikdörtgenimiz çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sütunu bir dikdörtgen çizdim. Şimdi satıra bakıyorum arkadaşlar. 4'te satırımız var. Şöyle birinci satır, ikinci satır, 3 ve 4. satır oldu. Şimdi bana bilgiye bakıyorum arkadaşlar. Birinci satıra bakıyorum. 3 ve 5 boş olacak dedi. Şu satınlarımız, sütunlarımız yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar sütunlar arkadaşlar Üçüncü ve beşinci sütun boş olsun istiyor. Yani şurası boş. B ile belirtelim. Burası boş. Öncelikle boşlukları yazalım. İkinci satırda üçüncü sütun boş. Boş. Üçüncü satırda bütün sütunlar dolu. Dördüncü satırda da dört, altı ve yedi boş. Evet bu boşları öncelikle belirledim. Şimdi arkadaşlar boşları belirlediğime göre Birinci satırda öyle yapıyorum ki arkadaşlar. 3 ve 5. sütun boş olduğu için eşitlik olmasını istiyorum. Bakın şöyle sayımızı şöyle farklı bir renkle yazsam. Buraya 8 yazıyorum. Yani ben birinci sütunu sabit bırakmak istiyorum. 13 15 ve 12 sabit kalsın. İkinci sütun da sabit olsa artı eksi çarpı bölüm Evet. Üçüncü sütunu arkadaşlar. Şöyle üçüncü sütunu ben nasıl boş yaparım peki? İki tane boş olması için. Dikkat ederseniz bakın normalde 3 ve 2 var. İki tane aşağıya kaydıracak olursa ikisi de boş olur arkadaşlar. O halde iki tane aşağıya kayarsa bu 3 ve 2 nereye gelir arkadaşlar? Bakın burası 3 burası 2 olur diyorum. O halde arkadaşlar yazalım. Bakın birinci sütun sabit. Birinci sütun sabit kaldı. İkinci sütunu sabit bıraktım. Üçüncü sütunu yukarıda iki tane boş olabilmesi için iki arkadaşlar ne yaptım? İki birim aşağıya kaydırdım. Üçüncü sütun iki birim aşağı geldi. Devam ediyorum. Arkadaşlar dördüncü sütunu bakın bir tane boş olmasını istiyorum. O halde 4'ün üstünde bir tane boş olması için bunun bir tane yukarı kayması gerekir. O halde 4. sütunu alt tarafta bir tane boş olması için bir birim yukarı alıyorum. Şimdi bir birim yukarı aldığım zaman işlemler ne olur arkadaşlar? Dikkat ederseniz bu eksi bir birim yukarı çıkacak. Yani eksi buraya geliyor. Bölü bir birim yukarı çıkıyor. Bölü buraya geliyor. Artı da bir birim yukarı çıkarak en yukarı geldi. Şimdi 5'in sütunda bir tane arkadaşlar yukarıda boş olması için ne yaparım? Bir birim aşağıya kaydırırım. 5. sütun bir birim aşağı gelecek. Şimdi 5. sütunu bir birim aşağı getirecek olursam 8 aşağıya geldi. 6 bir tane kaydı. 9 da bir tane kaydı. Evet. 6 ve 7. sütunları arkadaşlar bakın bir birim Altta boşluk olduğu için yukarı kaydıracağım. O halde 6. sütun yukarı kaydım. Bir birim yukarı. Aynı şekilde 7. sütunda bir birim yukarı kaydım. Şimdi yukarı kaydırarak tekrar bakalım. Şimdi bir birim yukarı, yukarı kaydırırsam çarpı yukarı çıktı. Artı ve bölü yukarı çıktı. Eksiği görmüyorum. 7'yi kaydırdığı zaman 5 yukarı çıktım. 2 yukarı çıktı. 1 de çıktı. 4'ü görmüyorum. Şimdi arkadaşlar bakalım şartlarımızı sağladık mı? Şimdi birinci, satı, birinci satır, birinci satırda dedi ki 3 ve 5. sütunlar boş olduğu için eşitlik yoktur arkadaşlar. Bakın ben 8'i herhangi bir sayıyla toplayamadım. Yani B de yine boş demekti. Yani boşu da 1'e bölemedim. Yani herhangi bir eşitlik göremedim. İkinci satıra bakıyorum. 3. sütun 3. sütun boş olduğu için 5 6 ve 7 işlem yapıldı. 5 6 7 dikkat ederseniz 8 2 daha 10 olur. Bakın eşitliği 10 olarak buldum. Bu ikinci satır olsun. 3. satıra bakıyorum. Evet bütün sütunla bütün arkadaşlar hücreler dolu. O halde bakalım 3. satırda işlemler ne olacak? 15 çarpı 3 eksi 6 çarpı 5. Şimdi çarpmanın önceliği vardı. 15 ile 3'ü çarptım 45. Eksi 6 kere 5 30. 45'ten 15 çıkardım. 15 cevabını bakın arkadaşlar. 3. satırda 15 cevabını gördüm. Şimdi 4. satıra bakıyorum. 4, 6 ve 7. sütunlar boş olduğu için arkadaşlar. Bakın bunlar boş. Burada herhangi bir işlem yapamıyorum ama. 1, 2 ve 3 de 12 bölü 2'yi görüyorum. 4. satır. 12 bölü 2 6 sonucunu bulduk. Bakın eşitliği 6 olarak bulduk. Demek ki arkadaşlar bu kaydırımları yaparsak bu işlemlerin sonuçlarını elde edebiliriz diyoruz. Evet bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.